Merhaba arkadaşlar, Gamer Dude kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün çok sevilen bir serinin devamını çekeceğim. Karşıma hangi katil gelirse onunla oynadığım bir seri vardı biliyorsunuz ki. Çok uzun süre oldu bu seriyi başlatalı fakat çok fazla devam edemedim. 2 ya da 3 tane falan videosunu çekmiştim. Çok da izlenilen bir seri, sevilen bir seri. Bugün devam edeyim dedim. Mantığını bilmeyen varsa ilk olarak Survivor'la maça giriyorum. Ve karşıma hangi katil gelirse bir sonraki maç o katili alıp bu sefer ben katil oynuyorum. Ya havalar çok sıcak olduğu için eriyebilirim arkadaşlar. Ama şeker olduğum için değil, kaşar olduğum için. Gerektiği yerde öz eleştiri yapacaksın kardeşim. Gamer'ın gibi böyle bir topluluktur arkadaşlar. Evet, hadi bakalım, piknik map'indeyiz. Arkadaşlar, bu arada bizim gerizekalı tavuğun hesabındayım. Bu malın hesabında sadece Nerd Trapper falan açık olduğu için karşıma son gelen killerlardan birisi gelirse Demogorgon açıktır herhalde ya. Bir tık patlayabiliriz. O tapınağın içine mi girdi? Yoo, bayağı dümdüz at avrat kovalaması yapacağım diyorsun. Niye takıldık oraya arkadaşlar? Bak ben böyle yerlere giderken takılıyorum ya, benim canım sıkılıyor biliyor musunuz? Demosun dedik, bir şey demedik. Canını sıkma adam. Bu şekin içindeki arkadaşımız, bize yol verebilir misiniz? Killer'ımız zeki. Ace tabi o kadar gerizekalı. Şeki de yemiş. Hasar da aldı Allah'ım. Bak vallahi direkt tansiyonum çıktı ya. 3 saniyede de düştü. Kardeşim şeki niye yedin o zaman? Ne oluyor? Burada bir kedi var. Oyuna girdik bak. 3 dakika oldu kaydı açalı. Tansiyonum çıktı. Arkadaşlar kısa bir maç analizi yapıyorum hemen kafamda. Şu an kurguluyorum maçı. Evet. Şuradan şu olsa. Bu maçtan bir bok olmaz. Evet, analizimizi tamamladık arkadaşlar. Ya bu kıvrak çok tatlı bir perk ya. Bu hesaba da kıvrak açabildim bu arada sonunda. Biliyorsunuz ki arkadaşlar şeyle oynuyordum bu hesapta. Canımı sıktı yalnız bu hareketin. Demogorgon. Bizi buraya kilitledi. Bizi buraya kilitledi harbiden. Adam akıllı oynadı. Güzel oynadı. En güzel en sonrası olduğunu anlamış olduk. Ya risk aldım. Acaba dedim hani benim buzul falan var mıdır? Volt atar mı? Atarken başka spota kaçayım diye risk aldım. Çünkü çok başka şansım yoktu. Aha. Tunnel'a geliyor bu çiz. Gelmiyormuş. Günahını aldık. Ulan var ya, bütün Demogorgon'lardan özür dilerim arkadaşlar. Özellikle o küçük olan, Dustin'in küçük olan bir tane Demodog'u vardı ya, ondan çok özür dilerim. Hop, düğün davetiyemizi alalım. Ya ben bu davetiyeyi aldığım zaman hemen niye çalışmıyor arkadaşlar? Hemen niye palet spamlayamıyorum? Bir olay mı var? Belli bir saniye mi geçmesi gerekiyor? Ne bunun olayı? Hayır, hani daveti alıyorum bir de onaylanmasını mı bekliyorum? Ne oluyor? Zord! Aha! Bak şimdi çıktı mesela. Oğlum adam öldü lan. Ben birileri var sanıyorum orada. Tam ona gitti. Kaç. Noel Baba'nın geyiği gibi. Şu giydiğine bir bak, kaç yaşında kızsın ya. Oldu canım he. Dolaptayız aynen. Sen bu maçtan önce rank 20'lere karşı mı oynuyordun lan? Oğlum senin yanında gamer'ın bir kanalının başhekimi duruyor lan. Başhekimi. Yuvanı da bozarım gerizekalı. Daha belirgin bir yere atamadın mı? Jenin içine soksaydın yuvayı he? Ne oldu, böyle zorbalanınca hoşuna gitmedi galiba. Oğlum korktum gerizek. Ya adam bir daha çıkıyor sandım. Senin Allah belanı vermesin be. Kaç kız kaç. Kaçın. Oyunum donmasaydı çok iyi. Ya seni de bir özellik iskala bir artık be adam. Uç anana. Ne oluyor oğlum adam? Alo. Hala pıs pıs diye özellik atıyor bu. Sana pısla. Gevşek. Aha, kaç oğlum Ahmet. Vallahi güzel oynadın lan buraya. Helal olsun sana küçük adam. Ne küçüğü anasını satayım. Küçüğü de cebime gir. Ay herif. Neyse, giderek oraya şey de bıraktık. Palet de bıraktık. Adama bir yaşam alanı da oluşturduk. Yemin ediyorum tuşa bastım, paleti devirmedi. Ben nasıl açıklayayım size bunu? Nasıl inandırayım? Şimdi geçidi mühürledik de bu adamın burada bir geçidi daha var. Şunu şöyle durdursak. Ananı s**eyim çıktı lan. Ha, diğerini yerde bırakmış. Niye? Çünkü beni mi istiyor? Yo, ben niye kendi kendime triplere girdim? Oğlum adamı da direkt yuvanın üstüne atmış, tuzak gibi, bu ne ya? Ya daha ilk maç yani, beni niye ilk maçtan böyle strese sokuyorsunuz ki? Bir de Demogorgon oynayacağım diğer maç. İyice sıçacağız. Şu oyuna hala bir voice chat bir şey getirmediniz ya. Uga buga diye mağara adamı gibi anlaşıyoruz ya. Ananı
Ne oluyor lan? Adam dibimden gitti galiba. Ne oldu? Bir şey oldu. Trader mesela alanı giremedim. Öldü. Git geçmiş olsun. Bu adam bizi hiçbir zaman satmadı. Biz de onu satmayacağız. Heal mi istiyorsun? Ne istiyorsun? He amanım. O da adamla maldı. Sana heal yaptıracak orada değil mi? Democum maç bitti hani. Ne denir arkadaşlar ona? Adam bir şey diyeceğim, iğrenç başladı. Sonradan böyle kolu birisine vermiş gibi bir şey oldu. Müthiş oynamaya başladı. Sıfır hata. Kanca yok galiba. Mal bakındığına göre kanca olmayabilir etrafında. Yetişme lan. Yetişme lan. Hayır, 99'a kalacak değil mi? Yumruğu koydum ağzına. Yumruğu koydum ağzına demonun. Hoş lan amnimnimnimnim. Oğlum buralar nere ya? O palet sadece sanatmaya yaradığı için. Ne diyorsun ya Purpo? Aradan bir geçme yeri meşme yeri bir şey yok mu oğlum? Bu kadar uzun spot muymuş ya? Spot güzelmiş. Ben spotun tam şeyini anlayamadım ya. Uzunluğunu anlayamadım. Gençler bu arada az önce karşıma gelen Demogorgon'un saati 4800'dü. Ben şu an tavuğun hesabındayım dediğim gibi ve 700 saat var hesapta. Yani tamamen de ben Smurf'üm şu an. Çok şikayet etmeye hakkım yok. Ki ana hesabımdan bile 3 kat daha üstün adamın saati. Ama yani bu MMR sistemi tam olarak neye göre işliyor? 700 saatli birinin karşısına 5000 saatli birisinin hani vermesi... Tamam her şey saat değil, bunu da kabul ediyorum ama yani bu hesabın 700 saat var, nasıl bir MMR'a çıkmış olabilirim ki karşıma böyle bir adam veriyor yani. Hadi beni boş ver, hesap tavuğun yani. Tavuk nasıl bir MMR'a çıkmış olabilir ki? Bizim mal tavuk yani. Bu arada Smurf'ta oynamamın sebebi de işte karşıma kötü adamlar gelsin de böyle hava atayım, iyi oynayayım, gözükeyim gibisinden değil. Yüksek ranklı hesaplarda oynayınca çok tryhard oyunlar geçiyor gençler. Hatta katiller genel olarak çirkefleşiyor diyebilirim. Yaptıkları şey doğaldır, bunu yadırgamıyorum, yanlış anlamayın. Ama böyle olduğu zaman videonun eğlencesi kaçıyor. Ben odaklanamıyorum, hani mizah yapamıyorum. Tamamen oyuna fokus olmam gerekiyor. Bu yüzden Smurf'ta çekmeyi tercih ediyorum videoları ama Smurf falan hak getire. Bu hesapta renk körü mü açık oğlum? Canlar bana niye sarı gözüküyor ya? Tavuk sen mal mısın oğlum? Sen oyunu böyle oynuyorsan tabii kötü oynarsın. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde geçitlerimizi açalım zaten. Diğer jenler kapalı. Bak 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 bak, yaramaza bak. En güzel en sonumuz falan yok, tamam. Direkt şeye abanabiliriz. Okey, kıvrağı var mı? Yok. Çok hızlı başladık aslında. Bunu delebilir miyiz? Bunu sanki delebiliriz arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Oo, bu ne yapıyor bu? Neler yapıyor bu? Arada bir oyunum takılıyor bu arada. Bilgisayar yine benim jortluyor arkadaşlar bu aralar. Haberiniz olsun. Hatta az önceki Survivor maçından sonra resetlemek zorunda kaldım. Öyle bir şey yok. Onu kabul etmem. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Adam şu an kazandığım maçı belki de benden geri almış oldu. Kazandığım maçı benden geri aldı. Bu itine buralarda bir yerde değil mi? Umarım burada biri daha yoktur. Onu güzel kovduk ama bir kişi daha çıkarsa sıçabiliriz. Bak işte yeni jene yetişemedim, anladın mı makarayı? Oradaki makarayı kestim mi oradaki makarayı? Şöyle şunun yanından tekrar çıksam. Tespit edilemezden dolayı beni cavlarlar mı? Bir şey diyeceğim, şunu çok erkenden ikiye soksam çok güzel olur biliyor musunuz? O flash save çok mahvetti yani bir şeyleri. Bayağı bir mahvetti hem de, öyle böyle değil yani. Oy, kayıtlara geçmesini varmış, okey. Harbiden orada bir de pencere mencere bir şey vardır. Güzel. Kayıtlara geçmesinin olduğuna göre bunun şeyi yok. Ne denir ona? Decisive'i yok. Şuradan şöyle atlayalım. Hemen bunu asalım. Kardeş nereye geliyorsun? Ne oluyor oğlum yukarıyı? Ne oluyor yukarıyı kullanınca? Cool mu oluyorsunuz? He, balansım var, anladık. Güzel. Bu da salak gibi. Ne diyorsunuz? Dur bakayım şunun peşine biraz takılalım. Çok can kontrol edemedik ama. Baksana bu da ecik mal gibi. Oo, bunlar aslında iyi değiller. Onu da son asılışına geçirmem gayet güzel oldu. Onu şu yüzden asılışına geçirdim. Baştaki can kontrolünü kaybettim o flash save'den sonra. Dolayısıyla onu stresle oynatmam lazım. Yani sürekli stresli bir şekilde devam etmesi lazım oyuna. Bu yüzden onu son asılışına getirdim arkadaşlar. Şöyle şu jene bir gidelim hemen. Gerçi ben niye barbeküden bakmadım nerede olduklarına? Buğdaymış. Merhaba Niyacım. Fokusu yedim bir kere ya. Bir kere fokusu yedim mi? Purpo'nun fokusundan kurtuluş yok. Yine birileri benim yanımda dolanıyor flash save için falan ama. Aa ne oluyor onu öyle yapınca? Haha özellik aldım ya. Buna tek attım. Tamam bu yerde dursun.
Pisliğe devam. Pisliğe devam arkadaşlar. Şimdi o yerde durduğu için onu kaldırmakta falan uğraşacaklar. Zaman kaybedecekler. Yani jen hızlarını yavaşlatmış olacağız. O sırada ne yapacağız? Bunu indireceğiz. Hop, özellikle paleti kırdırttırdık. Oğlum güzelsin lan Purpu, güzelsin. Yavşak, çok yavşakça oynadın ama harbiden akıllıca oynadın. Ben seni tebrik ediyorum. Adam değerci oldu. Ne oluyor lan? Arkadaşlar o mesafeyi kapatmak için aramızdaki. Nereye gitti lan? Lan? Lan benim teleportuma mı girdi adam? Ne oldu? Gel bakalım gel. Diyorsun ki paleti spamlayacağım. Olur olur, yeriz. Yavşak çok iyi kullandı lan. Sen ne yapıyorsun kral? Sen ne yaşıyorsun ya? Siz ne yaşıyorsunuz ya? Oğlum benim Demogorgon'um kalındı lan. 4 sezon Stranger Things bitirdim lan. Siz hayırdır amınım. Adama vurabilir miydim bilmiyorum da arkadaşlar, özelliğimi kullanmak istedim ya. Salt da diyordu ki herhangi bir sersemletme etkisine karşı koy diyordu. Ben de dedim ki benim neyim eksik, ben niye karşı koymayayım. Oğlum adam hala içerideymiş ya. Oğlum sen salaktın ki, sana ne oldu? Sana ne oldu? Bir şeyler yaptık, bir şeyler yaptık ama ne adam kendisini anladı, ne ben kendimi anladım. Oğlum sen mal mısın? Git jen yapsan yemin ediyorum takımına daha yararlı olacaksın ya. Oğlum benim bütün geçitlerimi mahvetmiş bunlar ya. Şimdi arkadaşlar deminden şimdiye gitme zamanı. Talita bir tık gıcık. Ama şu an gıcıklık konusunda çok bir laf etme hakkım yoktu diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Siz de bence benimle aynı düşünüyorsunuz. Ne yapıyorsun lan? İt. Bu da mal. Onu da ikinci asılışına geçirirsek şahane olur. Şimdi ben bu adama ne diyeyim arkadaşlar? Siz anlatın bana ya. Siz bana anlatın Allah aşkına. Ben bu adama ne diyeyim ya? Hayret, flashçı gelmemiş. Mesai yok mu mesai? Mesaiye kalmamış mı? Nerede olduğunu gördüm onun. Şöyle yanına gitsem. Ne oluyor lan oğlum? Dünyam karardı. Oğlum. Hayır bak. İlk asılışında ne güzel oynadın. Ara sıra saçma sapan soku soku hareketler yapsan da. Sonradan ne oldu kral? Sonradan ne oldu? Bana bir anlatır mısın? Respekt verebilir. Bir yerden sonra heyecan yapmaya başlıyor galiba. Oğlum bir siktir git hayatımdan. Vallahi şimdi anabacı söveceğim ya. Ya bir buton mu var? Yani yere düşen bir butona basıyor ve bu spam mı oluyor? Ben anlamadım ya. Ha, ne yapacaksın? Sonra ne olmuş? Allah belanız vermesin sizin oynayacağınız oyunu. Size ben escape verir miyim lan öyle hatchmiş meşmiş? O kadar uzun sürmüyor herhalde. Çık üste çık. Bok var üste. Çık çık üste çık. Neyse ki oranın şeyini açmıştık arkadaşlar ki yetişemeyecek zaten. Oğlum ne kadar hızlandım lan. Share oluyor. Tamam onun yerini de gördük. Üşendim. Şuradan şöyle şuraya gidelim. Barbeküyle yerini gördüğüm adamı bulamıyorum şu an. Allah'tan hiç'i buldum yemin ederim ya. Evet arkadaşlar, eski Demogorgon'lardan kim kaldı yani? Bu maçı Talita sattı. İlk baştaki flash save'de her ne kadar takımını öne geçirse de, arkadaşının chase'deki kötülüğünü kapatsa da, sonrasında her seferinde flash save denemeye çalıştığı için adamlar 3 kişiymiş gibi oynadılar. Yani bu hiçbir işe yaramadı. Çünkü arkadaşlar bir kere flash save attıktan sonra ikinci atmanız çok zor. Biliyorum çünkü atacağını, yani anladın mı? Hani ya fake atarım alıyor gibi yaparım, sana da hasar veririm, ya duvara karşı dönüp alırım. Hani onun yerine git jen yap yani. Yemin ediyorum hani böyle jene abanmaktansa, böyle jen kölesi olmaktansa, şöyle flash save atmaya çalışanlar var ya, onlar daha çok hoşuma gidiyor. Adam maçı bana veriyor yani direkt. Benim işime gelir, istiyorsa 4'de birden flash save atmaya çalışsın. Gençler bu arada bu aralar inanılmaz şekilde sihirbazlık videolarına sardım. Sihirbazlar Çetesi serisini falan da izlemiştim. Hani böyle hep bir ilgim vardı ama bu aralar çok yoğun bir şekilde böyle hani YouTube'dan falan sürekli kart numarası, hani şu nasıl yapıldı, bu nasıl yapıldı, onları izliyorum. Hani yapacağımdan değil, yapma konusunda bir isteğim arzum yok. Ama böyle bir şeylerin sırrını çözmek, hani nasıl yapıldıklarını öğrenmek falan aşırı hoşuma gidiyor. Bilmiyorum aranızda böyle meraklısı var mı falan. Bu ve satranç. İkisini izlemeye bayılıyorum. Satrancı oynuyorum da aynı zamanda uzun süredir. Çok çok keyifli aktiviteler cidden. Evet gençler, şimdi yeni survivor maçımızdayız. Bakalım RPD map'inde karşımıza kim gelecek? Mesela şurada kapı var ama gerek yok. Ben buradan volt atacağım. Ya ne oluyor? Akıllı tahta açtı yanıma adam. Sol tarafa bak, yemin ediyorum var ya, İbo şu an orgazm oluyordur ya. Öyle bir jen tablosu vardı ki. Knight mı? Ha, Knight geldi galiba. Ana, tavuğun hesapta Knight yoktur ki. Harbiden Knight gelmiş. Bu kim a**ını koyayım? Ne alaka lan?
Allah'ım sen bana sabır ver ya. Yani hani kafamı uzattım kütüphaneden çıktım. Kitabımı almışım. Tamam bir hafta sonra getireceğim diye sözümü vermişim. Kaydımı yaptırmışım falan. Çıktım kütüphanenin kapısından. Bir şey saldırıyorsun. Bir ayı saldırısı gerçekleşti üstüme karşı. Aynen karga kardeş sen de sat bizi. Arkadaşlar bakın şimdi. Bir insanı kendinizden nasıl uzaklaştırırsınız biliyor musunuz? Kargacım seni çok seviyorum. Anladın mı? Ona ayı olaya gel. Bana saldırmaz değil mi lan? Git lan yine bana vurma. La kaybol. Bunlar bir kafanı kırarım senin ha. Sıktı la. Bunu ben kimle dövüşüyorum ya sabahtan beri? Ne oluyor oğlum benim rakibim kim ya? Kardeş 500 T'ye geçiyor mu buradan? Kafayı yedim yemin ediyorum bu oyun yüzünden kafayı yedim ya. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi ya. Vurmayacağım a**cam şimdi senin de ağzını ya. Oğlum ben niye halı sahaya son dakika çağrılan eleman gibiyim ya? Sadece can yapıyorum şu an sadece görev adamı oldum ya. Ananı a**cam kaç. Tamam demedim bir şey demedim bir şey Allah'ın belası git la. O ne oğlum adam kendi spawn oldu lan. Kardeş beni de kovala la azıcık. He ne diyorsun? Oy yırttık he. İyi yırttık harbiden öbürünü de alsak üstümüze sıkıntıydı. Kardeş selamlar gibi Bahçeli Evler otobüsü geçiyorum buradan. Kusura bakma seni de çok yorduk bugün ama. Oğlum kaçıncı cennimi bitiriyorum ne oluyor ya? Tamam yanlış tarafa götürdü yanlış tarafa götürdü. Alo. Gelmedi. Nasıl görmedi lan o beni? Kardeş selamlar aleyküm. Adam gelene kadar bitirebilir miyim? Bitiririm. Üstüne oturup burada T-Bag bile atarım. Koyayım ne alaka ya? Yemin ediyorum ben anlamıyorum ya ne olduğunu. Git la. La hoşt. Nasıl kaçacağım bundan? Bir türlü çözemedim şunları palet yemediğini ya. Ama son çağrım oydu. Belki dedim bir olayı vardır. Adamdan bir tane hit yedim. Muhafızlardan 3 tane mi yedim? 4 tane mi ne yedim? Oğlum 3 tane jam bitirdim. Beni almadan giderseniz yemin ediyorum hepinize musallat olurum. Allah'a kabus gibi çökerim geceleri. Oğlum ne olur git daha. Şu kapıyı bloklasana da şu ay ya. Bağırarak geliyor bir daha hani anladın mı? Ne gerek var arkadaşlar bağırmasına? Zaten geliyorsun yeterince korkunçsun. Niye bağırıyorsun ki bir daha? Baksana salağa. Ananı s**eyim. Oğlum İbo'dan zeki bu. Kardeşim bu nasıl bir kondisyon? 300 kilosun hadi be. Oğlum adama 700 kalori yaktırdım. Kilo verdi o çocuğu. Git artık lan. Allah Allah ya vallahi. Korktuğumdan değil arkadaşlar yanlış anlamayın da. Şeref sen şerefsizsin. O ne la? Kız blokla şurayı akıl et lan şurayı bloklamayı lan akıl et lan lan canını yediğim. İyisin iyisin iyisin. İyisin iyisin biraz olsun biraz olsun iyisin. Normalde maçta hiçbir şey olmadı. Bu videodaki amacım karşıma hangi karakter gelirse onu oynadığım şekilde olmasaydı. Allah tabim belanı versin. Ben bu maçı koymazdım öyle diyeyim size. Ben bu arada kapı full diye geldim. 99 değilmiş. Oğlum diğer kapı nerede? Yok mu lan başka kapı? Ama işte Knight'ı uzun süredir oynamadığım için ve şu an Knight oynamam gerektiği için bu maçı da koyacağım ki Knight'ı oynama sebebim belli olmuş olsun. Kardeşim iyisin. Allah aşkına bir tane hasar al. Manyak bir planım var. Hadi bay bay. Zord. İşte Unbreakable'ın arkadaşlar. Gücü ya başka bir şey değil yani. Bir kişinin hayatını kurtardı. Hatta belki de diğerlerinin de hayatını kurtardı. Adamın profil resmi şu an mı çekilmiş? Adamdaki cool'luğa bakar mısın? Ben olsam ana bacı sövdüydüm şimdi. Unbreakable'ın da s**eyim. Flash perkünü de s**eyim. Arkadaşlar tavuğun hesabından Knight olmadığı için şu parıltalı kristalle harcayıp açacağım. Bu arada bu video vesilesiyle de duyurmuş olayım. %50 indirim var şu an. Kristal kullanarak karakter açacaksanız eğer. Lisanslı olmayan yani oyuna ait olan katilleri şu gördüğünüz parıltılı kristalle ücretsiz bir şekilde açabilirsiniz. Normalde 9000'e açabiliyorsunuz. %50 indirim olduğu için 4500'e şöyle açayım. Tabii yeni açtığım için 1 level. Buna biraz level vereyim geleceğim hemen. Size ne amınım siz zaten orası kesilmiş şekilde izleyeceğiniz. Ben de her şeyi anlatıyorum ya. Evet arkadaşlar geldi sıra Allah'ın belası katile. Bazı katiller var böyle karşıma geldiği zaman çok güçlüymüş gibi oluyor. Az önce mesela yok etti beni adam loopta. Ama ben oynadığım zaman beceremediğim için güçsüzmüş gibime geliyor. Hani bahanem de olmuyor anladın mı? Şimdi desem ki ulan killer güçsüz bu sefer adam diyecek ki lan gevşek bana anlat gebeş kaplumbağa. Diyecek ki bu sefer sen malsın. Karşındaki adam seni yok etti haklı. O yüzden böyle killerları oynamayı sevmiyorum ya. Hani bahanem olmuyor anladın mı? Bana bahane lazım. Şöyle şuraya bir yere bir devreye muhafızı yapıştır bakayım. Selamünaleyküm kardeş. Allah'a emanet görüşürük. Bak 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 ite bak. Adamı nereye yolladık ya? Bu ne yapıyor burada? Alo içeri girdi gördüm. Dolaba mı girdin lan? Aha yakaladı birini.
Bak Mac, şimdi bozuşuruz. Harbiden bozuşuruz. Ben oradayken can yapan kurbanlardan nefret ediyorum arkadaşlar. Benim en sevmediğim şeylerden bir tanesidir. Eğer bir gün karşıma gelirseniz haberiniz olsun yani. Aha lehimci yandı. Oo, iki kişi bitirirler onu. Lehimci yandı da çok uzakta yapıyorlar. Devreye de yetmez. Peki onların şöyle önüne yollasam birisine. Şuradan da ben gelsem. Bö! Dümdüz gideceğim. Devirir mi lan? Güzel. Respekt atmadık. İyi oldu. Aha. Tabii hasar verdiğimiz için muhafız da yok oldu. Şöyle önüne koydum arkadaşlar. Güzel. Kovala lan. Hadi oğlum. Yaralan bir boka. Yaralan bir boka. Benim ağzıma sıçıyordunuz lan. Aslında iyi kovaladı da. Çık bir yanımdan beni bloklama bari. Amına. Kapat önünü. Kapat önünü. Oğlum kurbanlık yakalıyor sanki. Hadi lan hadi bir sikeyir oradan bakmam almaz. Güzel neyse önüme kovaladı. En azından helal lan. Arkadaşlar niye bu kadar uzun kovaladı? Çünkü eklenti taktım. 4 saniye daha uzun kovalıyor. Artı devriyeler 6 saniye daha uzun. Abi yuh dediğinizi duyar gibiyim. Bu arada oha 2 tane lehimci yandı. Ne yapacağız? Neyse bir tanesini feda edeceğiz mecbur. Hayvan herifler öyle bir can yapıyor ki. Oho daha bir yüksek can daha var oğlum. Nasıl böyle oldu? Dedik vallahi birine. Kral indir. Vur bir tane lan. Vur bir tane. Ulan şerefsiz güzel akıllı yere kaçtı da. Güzel kapattık önünü. Güzel kapattık önünü. Güzel burada biri daha var. Ananı s**eyim. Allah benim belamı vermesin. Allah benim belamı vermesin. Allah'tan var ya bak durumu birazcık toparladım. Ama ya bence iyi oynadım. Daha çok erken tabii bunu söylemek için ama bence gerçekten fena oynamadım. Ama bak Jhin hızını görüyor musunuz arkadaşlar? Yani sinirlenemedim bile ya. İnanılmaz bir Jhin hızı. Ne yapıyor koyduğum? Emir ver, emir ver. Ne oldu lan? Muhafız nereye gitti oğlum? Buna mı takıldı? Şerefsize bak penceremi kapattı lan. Akıllı plays, akıllı plays. Bak gerçekten hiç oynamamama rağmen ben de şu an akıllı oynuyorum. Killer de oğlum bu az önce niye kırılmadı? Muhafız saatlik attım işte palete az önce. Noedim yok. Noedim olsa var ya. En azından 1-2 kill'le kurtarırdım gibi ama. Şöyle maçtan keyif aldım. O yüzden sinirlenemiyorum galiba şu an. İnanılmaz can yaptılar evet ama ne yalan söyleyeyim maçtan keyif aldım. Bakalım son canları savunmaya çalışacağım arkadaşlar. Oldu canım güzel bu iyi oldu. Direkt alsam bunu assam. Bunu götten bir şey yemem değil mi lan? Çok iyi. Oğlum o kime vurdu lan? Abi ölmüş çok güzel. Dur bakayım. Maçı comebackleme zamanı mı? Bir şey diyeceğim bu arada sağ tıkla yok ettirmiyor muyum ya ben paleti? Ha ben devreye attırıyorum galiba. O yüzden öyle bir hata oldu. Güzel. Böyle spotlardan kaçırmaları çok iyi oluyor yani. Çok iyi kaçırtabiliyor. Gir Chase'e gir. Ne yapıyorsun? Niye geri bana geliyorsun? Ne mal bir muhafızsın ya. Evet. Dur bakalım. Bir şeyler yapıyoruz. Neredeler? Şuradalar. Okey. Ooo. Jhin'i 70'lediler. Sanki orada birini gördüm değil mi? Aynen öyle. Alacak mı onu? Alacak. Öbürü de can bitirecek. Jhin'e gitsem daha mı mantıklıydı bilmiyorum ama... Çok iyi muhafız koydum lan. Çok iyi muhafız koydum lan. Oğlum nereye gidiyorsun ya? Sen ne mal bir herifsin ya. Senin aklını izletin. Bunu alırız burada ya. Bu mal bu. Bu mal bu. Mal bu. Adrenalin falan çalışmadı değil mi? Tamam güzel. Lan nereye attırdık onu? Çok iyi lan. Ama onu kaldırdı değil mi? Hmm, onu kaldırdı. Artı diğerini alacaklar. Ulan niye sattım böyle? Niye sattım ben şu an? Bunun kaç oluyor? Bunun ilkmiş. Acayip sattım şu an. Bir şey diyeyim mi? Neyse şu an çok kötü oynadım burayı. Niye bilmiyorum ama arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Diğer adamın önüne çıkıp son o şey olduğu için, öleceği için onu öldüreceğim. Yani çok rahat belki 4 kill'le bile bitirebileceğim yeri yine
İlginç bir konuma soktuk. Niye böyle oldu bilmiyorum ama. Şimdi o adamlar buluşacak, bir de heal'layacaklar onu. Aynen de öyle oldu. Hadi bakalım. Ya direkt onu tanılayacaktım orada ya. Niye onu aldım astım ki? Vallahi benim beynim duruyor bazen ya. Vuralım bir tane. Hadi hadi. Alo. Bu çocuğu. Bana karşı böyle miydin bana karşı? Bana karşı böyle miydin Allah'ın belası? Al adam bir de kıvrak attı. He, oradaki God Palette'ı da kullanır. Ne oldu? Ne yaşadım? He, kapı da açıldı değil mi? Oğlum var ya, öyle bir içimde kaldı ki şu maç, yemin ederim. Ya nasıl buraya geldi oğlum? Bir tanıllasam şunu. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim. Çok da iyi oynamıştım ya. Vallahi ikinci kez Cellat oynuyorum. Bence iyi de oynamıştım ya. Akıllı oynamıştım en azından. Neyse GG. Bence oyun olarak üstündüm ama yine basit hatalarla. Az önceki maçın acısını sorarda çıkarmam lazım. Hayır, böyle maçlarda kendim sattığım için sinirlenemiyorum da, böyle saldıracak bir şey, vuracak bir şey arıyorum ama kendime nasıl vurayım arkadaşlar? Eğer hesapta bulunmayan bir killer gelirse gençler, bir sonraki maç rastgele bir şey oynayacağım ona göre. Doktor gelmiş, hadi bakalım. Oğlum biz bağırmadık, sen deli misin, divane misin güzel kardeşim, biz bağırmadık ya. Ya şok attı, bağırdığı kişiye gitmiyor, bağırmayan tarafa geliyor oğlum, deli mi bu ya? Arkadaşlar bakın, sabah 7.30'da uyandım. Kendime geliyorum, kahvaltı yapıyorum falan diyene kadar 10.30 gibi spora başladım. 12.30 gibi, 12 gibi sporum bitti. Duş aldım, yemek yedim falan derken saat 1.30 oldu. 1.30'da derse başladım. 5.30'a kadar ders çalıştım. Sonra biraz daha ara verdim, bir daha yemek yedim. 7'de videonun başına oturdum. Ve bu saydıklarımın hepsinden daha çok yordu bu DBD beni. Ne ders çalışırken, ne spor yaparken şu kadar yorulmadım ya. Ya mental yorgunluk diye bir şey var. Yemin ediyorum bu oyunda en üst seviyeye çıkıyor bende ya. Tam hiçbir şey tahammülüm edemiyorum yani. Jhene mi tekme attı? Niye atıyorsun kardeşim? Bırak Jhene yapayım. Palet mi devirdi? Devirme lan. Devirmeyeceksin oğlum. Hasar vereceğim lan sana. Devirmeyeceksin o paleti. Bu seviyedeyim artık ya. Neyse Jhene bitirdim, sakinim. Doktoru iyi oynarım bu arada. Benim doktorum kalındır, bilenler bilir. İkinci Jhene'i de tek başıma full bir şekilde bitirdim. Bir kişinin bile yardımı olmadan. İnanılmaz. Bugün gerçekten inanılmaz Survivor tarafı. Yani bugün killer'dan keyif alıyorum, Survivor'dan almıyorum, öyle diyeyim. Of, hala az önceki maç aklımda ya. O son adamı düşürdükten sonra kancayı campleyip kancadakini kesin öldürüp o yaralıyı kaldırdıklarında tekrar ona gidip 3 kill alabilirdim arkadaşlar. Ben bu gece uyuyamam. Kimse kusura bakmasın. Ben uyuyamıyorum diye siz niye kusura bakmadınız ki gerçi, değil mi? Oğlum bizim adam menüdeyken ikinci asılışına mı geçti? Ne oldu? Niye bu kadar çabuk öldü ya? Hayır bitiririm ki ben bu Jhene'i. Hahaha ona girdi ya bir de. Ya sen bayağı akıllısın ya oğlum. Bunlar arkadaşlar bak, oyunu yeni çözme aşamasında ya bunlar. Ha, yaptın o mind game'i. Tam böyle yeni çözme aşamasında oldukları için. Ananı o palet sahteymiş oğlum. What are you doing man? Evet, bugünkü Survivor maçlarında köleyiz ya. Allah, bu kim? Harbiden bugün ben sahibe seansında gibiyim şu an. Ahmet Jhene yap, Ahmet kancadakini al. Birazcık loop atsam yok. Jhene yapayım olur. Şimdi kovalarsın tabi, gel. Şimdi kovalarsın. Maçı garantiledin, 3 kill'i garantiledin, şimdi kovalarsın. Ben böyle oynasam abi kimsin tarılsız maç kazanamıyorsun. Kardeşim kimse kazanamıyor artık, kimse. Oğlum sen de bana mal mal hareketler yapma ya. Allah'ım ya Rabbim, şu killer'lar beni bitiriyor amunim yumum ya. Oğlum ne yapıyorsun? Alo. Hani Michael Jackson öldüydü? Adam benimle dalga geçti gitti amunim. Almıyor adamı, 4-4 istiyor. Okey kardeşim, gel bakalım. O hit değil, hit değil. Konuşalım, konuşalım, konuşulsun. Öyle şeyler konuşularak çözülür arkadaşlar. İçinize atarak değil. Kancıkta ne var ne yok yemiş ya. Ama. Kıvrak atacaktım. Önce yavaş atlayayım ki sonradan öbür tarafa doğru atmak için kullanırım dedim. Bu sefer de şoku unuttuk. Başta benimle lupa girmiyor. Bütün spotlar gittikten sonra lupa giriyor. Hani ben oynayamıyorum da oyunu. Bugünkü Survivor maçları var ya, lanet ya. Eğlendin mi? Bir. Ne odumun oyunu. Böyle batıracağım seni. Mori Gordian. Gençler, bir purpo mori attıysa ne olacağını biliyorsunuzdur. Oluşacak zarardan şirketimiz sorumlu değildir. Bu kadar diyeyim ben size. Bak ilk maç ne yaptım? Tunnel'la başladım. Bir kişiyi direkt oyundan çıkarttım. Sonrasında çok kolay bir şekilde maçı aldım. İkinci maç ne yaptım? Biraz daha sakin oynadım. Katrin'in özelliğini kullanmaya yönelik oynadım. Ne oldu? Maçı çok sıkıntılı bir noktaya soktum. Oradan çevirdim, sonra ben sattım. Peki şimdi ne olacak? Şimdi bokunu çıkartacağım. Her şeyin bokunu çıkartacağım. Şuna bir şoku verelim direkt. Oo, orada iki kişi var. Hepsi üstte şu an. Üstte açık can yok zaten. Gayet güzel.
O paleti kırmamamız kötü oldu ama bir yandan da bu salak gibi direkt o paleti kırdırmadan koştuğu için beleş hasar verebileceğimi düşündüm. Doğru da düşündüm. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Biri var yanımda sanki benim. Oğlum ya bu nasıl olabiliyor ya? Bu nasıl olabiliyor arkadaşlar? Bana bir açıklar mısınız? Nasıl hit değil bunlar? Hey! Onu yapsaydım var ya Alt F4 çekerdim seni Steam'den 1000 kişiye şikayet ettirir kapattırırdım o senin hesabını. Benim en güzel en son an var bu arada. Bu da takıntılımış. Tabii ki arkadaşlar lütfen. Ahmet'in en güzel en sonası varsa en başta kimi bulur? Tabii de dağıntılıyı bulur, dağıntılı. Ne oluyor lan? Aman oğlum ne yapıyorsun gerizekalı? Eyvallah iki tane stack verdin. Çok teşekkür ediyorum sana. Kafama mafama bir şeyler spamladı. Konfeti yağdı ya üstten. Ben bilmemişim bilir de araba kazanmış gibiydim ya. Oğlum yavaş yavaş bu killerları bitiriyorum. Ananı bak Allah'ım ya Rabbim ya. Özelliği ne güzel kullanıyorsun canımın içi ya. Oğlum nasıl değmedi lan o şok ona? Neyse bağırttırıyoruz hala bunu. Bunu kıracağız ya. Ya senin gibi map'in Allah bin belasını versin. Bu çocuğu map ya. Adam şurada satmasa da God Palette'a gidiyor. Oradan bir tane... Oğlum bir map'te neden bu kadar fazla God Palette olur? Bana bir açıklasanız arkadaşlar. 7 tane falan God Palette var map'te. İnanılmaz ya. Çok ağlıyorum bugün ama çok hoşuma gidiyor. Böyle ağlayınca keyif alıyorum. Aha. Altta bir şey var. Ne oluyor oğlum? Dur bir lan. La bir dur la, la bir dur la. Vaaa. Mori'yi boşa mı taktık lan? Alo. Çok tehlikeli bir yere gitti arkadaşlar. Şu an bunu tanımlayamam. Ulan oğlum evimin önüne sıçıyor lan. Ben senin evinin önüne sıçsam hoş mu? Pushed. Çok düşüncesiz oldu bu survivorlar ya. Vallahi çok düşüncesiz oldular. Tabii steklerin ağzına ettik yine ama yapacak bir şey yok. Bu çok zayıf halka ya. Vallahi şu an stek falan düşünemem. Çok zayıf halka. Şunu alır mıyız arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Alo. Oğlum şu adama ne olur vurabileyim, kaçıncı ıskam ya? Peki nereye gitmiş? Hiçbir yere gitmemiş. Bayağı can yapıyor. Arkadaşlar Allah'a emanet. Stack falan kalmadı. Yapacak bir şey yok ama en azından bir kişi eleyelim. Yani 15 yıl geçse de maalesef arkadaşlar takıntılı olan oyuncu mal olduğu için ve sürekli basit bir şekilde önüme çıktığı için kolay hedef olarak, kolay av olarak en güzel en sonayı umursayamıyorum. Flash milaş tutacağı zaman tutmasın bana. Yetişirim ki. Senin de sonu asılışın. Senin de hesabın sorulacak. Bana öyle çaktırmadan 2-3 tane dodge attın anlamadım sanma. Sen mi attın onları, ben mi yedim, orası da meşhur ama. Oğlum bak git lan. Oğlum bu adam güzel dönüyor yani. Rebecca'yı öldürelim, hakkını yemeyelim arkadaşlar. Bir şok terapisi de buna. Yalnız bir şey diyeceğim, tunnel atacağım falan dedim ama sanırım tunnel atmıyorum şu an. Atıyor muyum? Tam emin olamadım. Önüme çıkınca atıyorum ama onun harici bilinçli bir şekilde bir şey yapmıyorum galiba. Ablacım bizim doktorumuz, kalın öyle. Şok atsın sürekli, 20 tur atayımlık bir durum yok. Anlatabiliyor muyum? Bak öldün. Bir de dedardını attırdım. Oğlum senin niye dedardın var lan? Bana bir açıklasana, hadi konuşalım. Niye dedard kullanıyorsun? David yerini görürsem kaç oğlum. Hadi bakalım. Sana nasıl ecel oluyorum şimdi. Oğlum özlemişim lan böyle farklı killerları. Tam doktor yani sürekli oynadığım bir killerdi. Çok farklı değildi ama. Oğlum onun bozulması lazım arkadaşlar. Bakın yalansa yalan deyin. Bu maç fena hak ettim. O 4'te 4'ü alırım, kimse kusura bakmasın. Hatta Barov süresi bile beklerim yani. Barov süresi bile beklerim yani. Çok iyi Mori, aferin. Oyunu bozalım tamam mı? Aferin sana. David'cim. Risk alayım mı? Adrenalin var mıdır? Yokmuş. Üzgünüm dostum. Ben hiç kill alamadığım zaman sen çıkış kapısında durup bu katil hiç kill alamadı deyip benim önümde yem olacak mıydın? Olmayacaktın.
Oğlum sahte palet mi lan bu lan? Ben bile yedim oğlum. Bu niye kırılmıyor lan? Tabloya bak. Çıldırırsın. Bak görüyor musun? Bir tarafta ölüm. Yani bir tarafta cehennem, bir tarafta cennet. Ben size öyle diyeyim. Evet gençler, bugünlük benden bu kadar. Gerçekten Sorare tarafı çok kötüydü. Sorare tarafı için kusura bakmayın. Katil tarafı da bir o kadar keyifliydi bana göre. O sattığım maçta bile çok keyif aldım yani. Hani farklı katiller oynamak, denemek güzel oldu. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.